Merhaba arkadaşlar. Bugün emir mi, celal mi kıyaslaması yapıyoruz. Kısaca videodan birazcık bahsedeyim. Şimdi videomuz şu şekilde olacak. Emir ve celal hakkında araştırmalar yaptım. Kimdir, nedir, necilerdir, kaç yaşındalar, aklınıza gelebilecek bir sürü bilgi topladım. Notlarımı aldım. Şimdi kısaca karşılıklı olarak bakalım. Emir ve Celal arasındaki farklar neler? Sizce kim daha iyi? Buna siz karar verirseniz sevinirim. İsterseniz başlayalım. Emir Eldemir 26 yaşında. Hepinizin de bildiği gibi gayet yakışıklı, başarılı, mütevazi bir arkadaşımız. 26 yaşındaki Emir'e karşı Celal ise İlginç bir tesadüftür. O da 26 yaşında. 26 yaşında Celal de Emir gibi gerçekten karizmatik, yakışıklı, başarılı bir arkadaşımız. Yalnız Celal'le ilgili şunu söyleyebilirim. Celal son MasterChef yarışmasında mesela bayağı bir çekingendi. Bırakmayı düşünüyordu. Emir'e gelecek olursak Emir yarışmaya İzmir'den katılıyor. İzmir'in yakışıklı prensi diyebiliriz. Kızlar gerçekten İzmirli yakışıklı Emir'e hayran kaldı. Emir çoğu kızın gönlünü çaldı diyebiliriz. Hem duruşuyla, hem tipiyle, hem karakteriyle, hem de yapısıyla. Celal'e gelecek olursak Celal de Antalyalı bir arkadaşımız. Antalya'dan bu kadar yakışıklı erkeklerin çıktığını, Antalyalı arkadaşlarımızın da öyle yakışıklı olduklarını biliyoruz. Emir kadar Celal de kızların gönlüne şimdiden tat kurmayı başardı. Arkadaşlar gerçekten sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce Emir mi, Celal mi daha yakışıklı? Söylerseniz çok sevinirim. Gelelim. Emir yarışmaya nereden katılıyor? Emir Balıkesir Ayvalık'ı çoğunuz biliyorsunuzdur. Ayvalık'ta Cunda Adası'nda bir restoranda çalışıyor. Zaten işinde iyi. Özellikle Cunda Adası'nı bilenler biliyorlardır. Bilmeyenler için de muhteşem turistik yerlerden bir tanesi. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerlerden biri diye düşünüyorum. Celal ise Kıbrıs'ta bir yerde çalışıyor. Kıbrıs'tan katılıyor yarışmaya. Kıbrıs'a hiç gitmedim. O yüzden Kıbrıs hakkında bir yorumum maalesef yok. Ama Celal de en az Emir kadar muhteşem yemekler çıkartabilecek potansiyelde bir arkadaşımız. Hatta bunu dünkü elemede hepimiz görmüş olduk. Gelelim Emir'in mesleğine. Emir yarışmada da olduğu gibi aşçılık üzerine çalışan bir arkadaşımız. Kendisi gayet başarılı bir aşçı. Hayatını aşçılık yaparak sürdürüyor. Bunun yanı sıra birçoğunuz biliyorsunuzdur. TikTok'ta, Instagram'da fenomen bir arkadaş. Yemek üzerine videolar çekiyor. Güzel paylaşımları var. Bunun yanı sıra karşılığında gelelim Celal'e. Celal de aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. O da Emir kadar muhteşem bir aşçı. Zaten bunu yarışmada görüyoruz. Yalnız yarışmada dediğim gibi son zamanlarda nedense Celal'de bir potansiyel düşüklüğü oldu. Ama neyse ki dünkü eleme oyununda bunu atlattı. Gerçekten kendine olan özgüvenini ortaya koydu. Şimdi gelelim Emir'in ve Celal'in sevgilisi var mı? Bunu birçok yerden araştırdım. Çoğu arkadaşımız da Google'da bayağı bir aratmış bunu. Sayısız aratmaya sahip. Ben de şu an şu videoyu izleyen, ben dinleyen arkadaşlar için bayağı bir araştırdım. Birçok söylenti var. Hem Emir'in hem Celal'in sevgilileri olduğuna dair. Ama iki arkadaşımızın da
sevgilisi yok. Evet, dediğim gibi iki arkadaşımızın da sevgilisi yok. Sevgili olmak isteyen birçok arkadaşımız var. Ben bunlara şahitim. Çevremde de var. Keşke benim sevgilim olsalar diyorlar. Ha. Yani ne desek ki bilmiyorum ne kadar doğru bir tutum bu. Bir fikrim yok. Yani yorum yapamam bu konuda. Ama dediğim gibi çevremde bir sürü arkadaş keşke bunlardan biri bizim sevgilimiz olsa diyorlar. Dediğim gibi iki arkadaşımızın da sevgilisi yok. Tek dertleri MasterChef'te şampiyon olmak, aşçılık üzerine gerçekten başarılı kariyerlere imza atmak. Bunu zaten yarışmada izlerken fazlasıyla görebiliyoruz. İki arkadaşımız da tek kelimeyle muhteşem, kaliteli insanlar, kişilik, duruş, karakter. Yani ne ararsanız kesinlikle efendilik. Yani yaygara yapmayan insanlar, dobra insanlar, delikanlı insanlar, böyle insanlar zaten her zaman sevilir ki bunun yanı sıra iki arkadaşımız da bayağı yakışıklı. Kızların gönlünde sonuna kadar taht kurdular diyebiliriz. Şimdi gelelim Emir ve Celal. Sizce hangisi daha da ileriye gider? MasterChef'in ilerleyen bölümlerinde finali hangi arkadaşımız görür? Sizden ricam saygı, sevgi çerçevesinde aşağıda yorumları belirtmeniz. Bunun yanı sıra kanala abone olursanız ve destek verirseniz gerçekten minnettar kalırım. Umarım güzel bir dinleti yaşatmışımdır. Hatam olduysa affola, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kadar araştırma yapıyoruz. Mesela yarışmadan hemen sonra hızlıca hazırlık yapıyoruz. İzlemeyen arkadaşlarımız hemen bizim sayemizde, bizim aracılığımızla ne olduğuna ulaşabilsin diye. Bizi takip ederek kaçırdığınız, izlemediğiniz bölümlerde kim elenmiş, kim kazanmış, kim finale kalmış, ne olmuş, bunların hepsini kanalımızda görebilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmanız. Ben dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanetsiniz. Sevgiyle, saygıyla kalmanız dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.